Geçen hafta çırak adaylarının görevi pazarlık yapmaktı. Hanımlara ve beylere üzerinde pazarlık yapmaları ve satın almaları için ortak bir ürün listesi verildi. Bir adet kulplu tam cumhuriyet altını. Sanki kapalı çarşı falan. Evet. Hanımlar verdiğim üçüncü görevi de kazanmak için pazarlık konusunda tüm hünerlerini sergilediler. Abi 40 milyon fiyat verdi. Sen esnaf sınıfı. En son olur mu söyle zorlanıyorsun. 179 milyon 999 bin lira desen bir kuruş olmaz. Biraz daha pazarlık edersin 200 olacak. Fakat baştan yeterince araştırma yapmadılar ve zaman zaman da gerginlik yaşadılar. Bırak biz gidip alalım şu çalgıyı. Burada lider bensem, tamam mı? Bana seçme şansı bırakın. Balıkla ilgili lütfen kesin bir şey söylesin herkese. Ya tamam evet. Şansımızı deneyelim diyecekler ya alalım diyecekler. Zevkinden bekletmiyorum. Burada bir balıkçının fiyat vermesini bekliyorum. Beyler ise bu kez kazanmak için çok istekliydiler. İyi çalıştılar ve gerçekten sıkı pazarlık yaptılar. 6 milyon 100 bin lira iyi midir abi? Gerekiyorsa biraz da zarar et. Ama ben kar edeceğim. Hadi kar edeceğim. 6 bin lira 6.1. Ve sonunda hanımları geride bırakmayı başardılar. Ve erkekler sermayelerinin %60'ını harcadılar Tuncay Bey. Hanımlar sermayelerinin %69'unu bu hafta harcadılar. Beyler tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Üçüncü görevde nihayet hanımları geçebildiniz. Hanımlar kaybeden grup olarak yönetim kurulu toplantı odasına girdi. İki arkadaşımız o kadar fevri hareket etti ki. Kim onlar? Gizem Hanım ve Seda Hanım. Bir bayan olarak hakikaten bütün bu duyduklarımdan üzüldüm. Ve bir kişi daha evine döndü. Seda ve Gizem. İkiniz de takım ruhuna gerektiği kadar ehemmiyet vermediniz. Gizem, seninle çalışmak istemiyorum. Didem konuşurken Begüm'ün kafasını bedenini önüne uzatarak onaylar ifadeleri sanki bir öğretilmişlik vardı. Tamam 250 dolar 15 dakika. Arkadaşlar tam bir ekip olarak kazanma zamanı. Belli ki bu saatten sonra bizim işimiz birazcık daha güçlü. Aynı hataları da bir dahaki projeye tekrarlamayacağına inanıyorum dedim. O yarımı biz yapalım dediler. Ben çenemi kapattım. Ben iki tane kayıp verdiğimizi düşünüyorum geçen hafta. Birinci girdiğimiz anda odaya, masaya zaferimizi bırakıp çıktık. İkinci girişimizde onurumuzu bırakıp çıktık. O üçüncüsünü zaten görmedik. Üç kişi gördü. Yapılan bir anlaşma, etik olarak yapılan bir anlaşmaya uyulmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarımızın belki ben de dahil olmak üzere bel altı vurdu. Performanstan, işten bahsetmedik. Kişilerin şahsiyetlerine dönüştük. Benim liderliğime istediğim saygıyı göstermedi. Onun liderliğinde ben canımı dişime takıp son damlasına kadar savaş verdim.
sonsuz saygı gösterdim ama o bana aynı özveride bulunmadı. Gizem gönderilmek üzere oraya girilmişti. Resmen rulet oynadım yani ve kendimi ateşin ortasına attım, söylüyorum. Evet anne de, hayata devam edene de, bol şans, hep böyle şeyler söyledim yani. Gizem ve Seda konusuna kararımı vermiştim. Açıkçası Seda'nın gitmesi taraftarı değildim. Fakat evin ve grubun genel huzuru açısından ben çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Vicdanım da sonsuz rahat. Benim için önemli olan şey, gerçekten Ali Hanım'ın o sözünü geri alarak sizinle gurur duyuyorum kelimesini duymak. Evet, kendimiz toparlayalım. Biz zaten işi gerektiği kadar konuştuk. Zaten bunu yapabilirsek zafer kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Önce aday olmak isteyen var mı? Kişisel olarak. Ben olmak istiyorum. Ben de olabilirim abi bu hafta ama beni de desteklediği için Serdar'ı aday gösteriyorum. Teşekkür ederim. Ahmet'in var mı senin kafanda aday? Benim aday var. Ben Didem olsun işte. Anladım. Son 24 saatte yaşadığımız olaylar hepimiz birebir şahit olduk. Dağıldılar. Beklediğimiz oldu ve dağıldılar. Ben bu kadar kötü olacağını sanmıyordum. Daha da kötü oldu. Ben Serdar'ı aranızda bir koordinatör olarak görmek istiyorum. Onun yönetim tarzına da inanıyorum. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyoruz. Sana da bize de yine bol şans. Hayır. Yeni bir iş, yeni bir görev, yeni bir lider demek herhalde. O yüzden tahmin ediyorum ki bir lider seçmek gerekecek. Ben yarınki görevde de senin olmanı tercih ederim. Eğer istiyorsan. Bu görevde olayım diye bir kaygım yok ama hani olmayı tabii ki isterim. Yani hiçbir şeyden görevden kaçmam. Liderlik konusuna gelince ben hani lider ol derse herkes bundan kaçmam. Bunda çok fazla yorum yapamıyorum. Hani ben yokmuşum gibi siz 6 kişi bence bir karar verin. Sonra Senem yokmuş gibi yine bir karar verirsin. Bir seçim yapılsın. Çünkü evet. Senem de istiyor bu işi. Senem'i denemek isterim. İyi liderlik yapabileceğini düşünüyorum. Bilemiyorum. Güveniyor musun? Senem artık hepimiz birbirimize güveniyoruz. Hayır, ya. Artık yani şey, hep bir beraberiz de. Acaba şey yapabilir misin? Bizi toparlayıp bir ekip. Biz zaten bir aradayız. Yani bizim bir ayrılık. Ama iş farklı. Yok. İş farklı. Şimdi işte daha farklı bir şey. O konuda bilemiyorum. Bir defa işimiz daha zor. İki şeyi kazanmak zorundayız. Evet. Bu çok önemli. Onun için ben kesin, net, emin olduğum, gerçekten güvendiğim bir insanla yola çıkmak istiyorum. Ben kesinlikle bu görevde dahil olmak üzere, önümüzdeki bütün görevlerde de lider olmak istiyorum. Onu size kesinlikle söyleyeyim. Ancak ben Arşın'a katılıyorum. Sizin istiyor olup benim yanımda olduğunuzu hissettirirseniz ya, daha canlı başlayabilirim. Ben kendi namımı sonuna kadar desteklerim. Sen kim lider olursa olsun. Tamam. O zaman seni ne yapalım? Evet. Hem de yine bir turumuz dönmüş olsun. Ben hayırlı olsun. Efendim? Tuncay Bey sabah 08'de suitinizin salonunda hazır olmanızı istiyor. Teşekkür ederiz Merse. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Bugün işlerim yoğun olduğu için video konferans yoluyla karşınızdayım. Hemen yeni görevinizi açıklayayım. Bu haftaki göreviniz reklam kampanyası hazırlamak. Ürününüz zeytinyağı. Bu ürün için sıfırdan bir marka yaratacaksınız. Yeni, farklı, işe yarayacak fikirler üretmenizi bekliyorum. Şanslısınız, Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarından biriyle çalışacaksınız. TBWA Reklam Ajansı'nın başkanı Cem Topçuoğlu sizlere gerekli desteği sağlayacak. Unutmayın, kaybeden takımdan bir kişi evine dönecek. Sizden altın değerinde fikirler bekliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.